özellikle Ankara Stadyumu'yla evet. ilgili anladığım kadarıyla. Ne olacak? O çok uzun şimdi, zamandır ne olacağı belirsizdi. Şimdi karar verildi mi? Ne yapacağım? Aslında belirlenmişti ama ben şunu bir kere daha şunu görüntü üzerinde göstermek istiyorum. Arkadaşlarımız bize bu konuda yardımcı olabilirlerse. Şimdi Ankara'yı, siz de biliyorsunuz, Ankara'yı bilenler, şimdi burası daha önceki yıllarda inşa edilen Ankara'daki spor salonumuz. Evet. Yine bu da Gar'ın önündeki arena, o büyük arena spor salonu. Burası AKM, o AKM'nin alanı. AKM'nin alanı. Burası da şöyle baktığımız zaman 19 Mayıs stadyumumuzun, şu andaki mevcut stadyumumuzun içerisinde bulunduğu alan. Evet. Şimdi bu alanın içerisi olduğu gibi temizlenecek ve buraya Ankara'ya yakışır 45 bin 50 bin. Onun tam rakamıyla alakalı olarak şimdi teknik çalışmalar başladı. Çünkü stadın modern yapısıyla beraber aşağı doğru inme imkanı da mevcut. Yani baktığımız zaman bu sadece bir görsel anlamında. Yani bu proje değil. Anladım. Onu söyleyelim. Nasıl bir şey olacağına dair. Nasıl bir şey olacağına dair. İşte burada tasavvur. Spor salonu. Bu da bunun yanında olacak olan stadyum alanı. Tarzında buradaki bütün o sporcunun en önemli unsurlarını içeren binaların da olacağı. Şimdi orada şöyle bir şey olabilir. Hani orada bir sürü şu anda tesis var. Onların çok da gereğini yapacağız ama karşıda belediyenin de, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin de bir çalışması olacak. O AKM alanıyla alakalı da sportif ve yeşil alan olarak. Bunu özellikle altını çiziyorum. Sportif ve yeşil alan olarak düşündükleri bir güzel proje var. Açık sahaların, amatörler de zaten bunu destekler. Bu arada biliyorsunuz amatör kulüplerin ve sportif anlamdaki müsabakalarını ve antrenmanlarını yapacakları tesislerde ücretsiz olarak kullanabilmelerinin önünü açtık. Dolayısıyla onlardan da ücret alınmayacak bu antrenmanlara alakalı ama Ankara'da uzun zamandır konuşulan bir şeydi. Ankara'da biliyorum biraz geciktik. Bu ama şöyle oldu. Yani ben göreve geldikten sonra özellikle bu Ankara Stadyumu'ya gibi hukuki süreç vardı. Daha uzak noktada olan farklı bir araziyle ilgili bir yürüyen süreç vardı. O süreç sonuçlandı mı? Onun sonuçlanmadı. Dolayısıyla biz başka bir şeye bakmak durumunda kaldık. Fakat Ankara'da bir konsensüs var. O konsensüs de merkezde olması. Sayın Cumhurbaşkanımıza da durumu arz ettik. Sayın Başbakanımıza da görüştük. Onun için zaten bu alanla ilgili olarak daha önce de açıklamamızı yapmıştık. 19 Mayıs'ta ne olduğu yere ama stadyum yapılacak. Yapılacak. Onun bir alanını göstermek istedim. Neresi olduğunu herkes bir anlasın. Çünkü Ankara'nın gerçekten ülkemizin başkentinin, Cumhuriyetimizin başkentinin artık uluslararası müsabakaları yapabilecek bir stadyuma ihtiyacı. Bu 350-400 milyon civarında, Türk lirası civarında bir maliyet gerektiren ama son derece modern. Sadece stadyum alanıyla olmuş olacak ama altında gerçekten farklı imkanların olacağı, sportif anlamda imkanların olacağı, sportif yapıların olacağı. Çok antrenman sahaları, başka şeyler bir sürü şey vardı. Onları koruyabilecek miyiz? Onların işte o AKM'de değerlendirebileceğiz. Bu projenin içinde. Aynen. Orası böyle bir sportif alan ve sportif vadi haline gelecek. Alabildiniz mi? Çünkü AKM'nin de bildiğim kadarıyla hukuki şeyleri çok sıkıntı. Onu Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi takip edecek. Kültür Bakanlığı, Genel Kurmay. Onlar takip edecekler onları. Onlar takip ediyorlar. Biz kendi açımızdan bu 19 Mayıs bölgesindeki, o dediğim bölgedeki çalışmaları başlatmış durumdayız. Ne kadar sürmesini düşünüyorsunuz? Şöyle, bunun bir proje ve hazırlık aşaması var. Bu aşağı yukarı 4 ila 5 ay sürebilecek bir şey. Çünkü projeleri geçireceksiniz, tabii. Temizliği yapacak. Bunlar yıkılacak çünkü şu anda o çalışmalar başladı. Onlar devam ediyor. Yani hukuki yıkım başladı. Bütün hukuki şeyler başladı. Yıkım değil, hukuki yapıları bitiyor. Yani yol alıyoruz. Hızlandıracağız. Bu normal zamandaki bir şey. Biz daha hızlı olmayacağız. Bunu çünkü biz yapacağız. Yani Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak üstümüze aldığımız bir sorumluluk bu. Ülkemizin başkentine doğrudan yapacağımız bir yapı olacak. Ha, bunun içerisinde son derece modern bir stat olacağından dolayı da aynı zamanda altında farklı spor alanları, hep dediğimiz yaşayan statlarla ilgili. Bununla ilgili olarak sportif anlamdaki çalışmalarını yapabileceği ve dünya örneklerinde işte Stamford Bridge'de Chelsea'nin stadı, Barnabé'nin stadı, Real Madrid'in statlarının, Arsenal'ın statlarının örnek alındığı bir proje çalışması içerisindeyiz. Güzel. Dolayısıyla farklı bir şey olacak inşallah. Aynı zamanda güzel bir görsellik de kazandıracak ve farklı bir hava getirecek Ankara'ya. Şimdiden inşallah Ankara'mıza hayırlı olsun. Rabbim nasip ederse... Şehrin de eski merkezi orası biliyorsunuz. Rabbim nasip ederse de Ankara'ya böyle bir hizmeti yapmak bizlere nasip olur inşallah. Ben de bir Ankaralı olarak çok mutlu olurum. Tahminen inşaat süresi ne kadar? Hani 5 ay falan şey sürecek. Çok hızlı bir inşaat süresi olacağını öngörüyoruz. Genelde nedir bunların? Yani genelde 1,5 yıl civarında. Yani 2 yıl sonra tahminen. Ama biz onu daha hızlandırmak için şu anda, çünkü biliyorsunuz Türk inşaat sektörü artık gerçekten. Çünkü burada
yoksa gerçekten büyük firmaların, kuvvetli firmaların işin içerisinde olacağını düşünüyoruz. Bu tabii açık bir ihaleyle olacak olan bir çalışma olacak. Ama orada hem hızlı anlamda bunu yapabilecek olan, işte Mersin'de yapıldığı gibi örneği, yani hızlı bir inşaat içerisinde olabileceğimiz, çünkü diğer statlar açmamız lazım. Açıyoruz artık statları. Trabzon'unki bitmek üzere. Ekim'in ortasında bir hedefimiz var, bir güzel açılışla ilgili olarak. Eskişehir'in stadı bitmek üzere. Peş peşe geliyorlar. Onlar çimle ilgili bir bekliyoruz. Çünkü daha önce yaşadığımız bir tecrübe var, kötü bir tecrübe var. Erken girerseniz çime, o çim toparlamıyor. Onun için sabırlı olmamız gerekiyor. Sivas'ın stadı bitmiş vaziyette, son rötuşları yapılıyor. Bunlarla Gaziantep artık neredeyse açılmaya hazır olmuş durumda. Ülkemizde dört bir yanda bu yaşayan statlar ama. Özellikle söylediğimiz bu statları inşallah hayata geçiriyoruz. Ülkemize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah en geç maksimum 2 yılda Ankara'da İnşallah. Kendi stadına kadar zaten kavuşacak. Bunun yükseldiğini görmeye başlayınca biliyorum ki Ankaralılar buradan çok büyük keyif alacaklar. İnşallah güzel maçların, güzel sonuçların alındığı bir stat olur. O bittiği zaman da herhalde Futbol Federasyonu'nda ilk uluslararası müsabakayı milli takımın Ankara'da yaptırır diye düşünüyorum. İnşallah yaptırır. Biz yaptırmalar için elimizden geleni yaparız. Sağ olun. Genç ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, çok teşekkür ediyorum.